Merhabalar sevgili canlar. Yine bir İnanç Dünyamız programında sizlerle birlikteyiz. Stüdyo konuğumuz Türkiye Caferileri Lideri Sayın Selahattin Özgünüz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam 9 Eylül Pazartesi günü dünyada en nitelikli Aşura merasimi yaşandı. İstanbul Halkalı'da. Yüz binlerce Ehlibeyt aşığı, Şii, Sünni, Alevi demeden herkes oradaydı. Devlet erkanı da protokol konukları, siyasiler, herkes İmam Hüseyin'in mateminde bir araya geldi. Nitelikli aşura demiştik. UNESCO tarafından dünyanın en nitelikli aşura töreni olarak gösterildi. İlk önce bu töreni değerlendirelim hocam. Merasim nasıl geçti, nasıl buldunuz? Aşura merasimini kısa ilk önce değerlendirelim. Bu geçmiş matem ayı, matem günleri daha doğrusu, ay hala devam ediyor. Hı hı. Münasebetiyle o günleri yaslı geçiren bütün canları selamlıyorum. Allah sevaplarını bol etsin, Ehl-i Beyt'ten ayırmasın. Oruç tutanların orucu kabul olsun. Matem tutanların matemi kabul olsun. Sizleri, çalışma arkadaşlarınızı, Cem TV izleyenlerini, cümlenizi Allah'tan dileyim hem dünya hem ahiret saadetine kavuşmanız. Eyvallah. Sevgiyle selamlıyorum. Evet, en nitelikli matem merasimi olarak UNESCO takdir ettiğini bize bir taklit merceği evinde tabiri caizse azadesi dedi. Diğer ülkeler, kardeşim işte mesela Irak, İran bu buradan çıkmıştır falan filan gibi savunmalar yapmış. Hı hı. Benim haberim yok yani. Ne yazık ki bizimkini takip edip resmi kayda düşürememişler. Ama en niteliklisi budur diye UNESCO ısrar etmiş. Neydi niteliği? Biz başından beri kama sokmadık. Kama o başvurma falan meselesini. Bu bizim lütfumuzdu. Biz Allah'a meydik. Bu değil. Yani eğer Caferi fıkhını bilen bunun mezhepte bir yeri olmadığını bilir. Hiçbir imamımız bunun için başvurmamıştır. Hiçbir masum bizim için hareketleri içtihat mesnedi olan imamımız başvurmamıştır. Zincir vurmamıştır. Ama ilk yıllarda Halkalı'da zincir efendim kuruldu, ha yani. İlk yıllarda zincir desteleri vurdu. Hı hı. Biz bütün ısrarlarımıza rağmen Aşura'nın saniyesi 200 dolardan reklamını alt yazı milletin haberi olsun. Peygamberimizin yaz günüdür. Hı hı. Bu hepimizin peygamberidir. Bu yasta birleşelim. Bu bize ayrım bir öge değil. Ama ne yazık ki muvaffak olamıyorduk o günkü şeraitte. Bu sefer zinciri haber yapıyordular. Evet. Yani Aşura'da ne olmuş? Bu kişiler toplanmış buraya yüz binler ne yapıyor? Dertleri ne? Onunla ilgilenmiyordular. İşte zincirle dövünmesini. Evet. Bilgi haber çeken haber. Bundan dolayı birkaç sene başta göz yumdum. Hani derler ya reklamın kötüsü olmaz. Hı hı.
bir milletimizin dikkati çekilsin. Bak, buraya yüz binler niye toplanıyor? Nedir mesela? Hedefine ulaştı. Ondan sonra da Sayın Diyanet İşleri Başkanı bir beyanda bulundu. O hoş beyan değildi. İşte Hüseyin baş kaldırdı, isyan etti, asiydi. Devlet de gereğini yaptı. Bu yarayı her sene kaşıyıp kanatmaya gerek yok, unutun gitsin gibi bir konuşma yaptı televizyonda. Biz de ona bir kısa mektup, metin faksladık kendilerine. Bizim okuduğumuz hiçbir kaynakta, ne Şii, ne Sünni kaynağında Yezid'in valisi Velid'e gönderdiği mektup ve ona iliştirdiği notta İmam Hüseyin'in kellesini istiyorken, Hüseyin Aleyhisselam kıyamda falan değildi. Bizim okuduğumuz bütün kaynaklar bunu diyor. Ravza-i Mutahhara'da Ceddi'nin mezarının dibinde ibadetle meşguldu. Medine'de. Medine-i Münevvere'de. Ne kıyam, ne isyan, hiçbir şey yokken. Siz eğer başka bir kaynak, bizim ulaşamadığımız kaynaktan isyan çıkardığını gördüyseniz, buyurun bizim cehaletimizi giderin. Ertesi güne eksiği olmasın, cevap verdi o günün Diyanet İşleri Başkanı. Haklısınız, özür dilerim dedi. Biz de bunu halkımıza duyurduk. Diyanet İşleri Başkanımızın Ali Cenaplığını. Bu çok büyük bir Ali Cenaplığı. Çok büyük erdemdir. Hemen cevap verip ve özür dilemesi de. Evet. Hatasından geri dönmesi. Ve ondan sonra da Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde bütün camilerimize tamim göndererek Aşura'ya mukarin cumalarda Hazreti Hüseyin'in aşurasından bahsedilmesini emretti. Çok güzel bir gelenek. Ankara'ya beni davet etti aşura merasimine. Öğlen gidemeyeceğimi dedim. Akşama saldı. Hacı Bayram Veli'de tören tuttu. Merasim matem merasimi. Efendim, ve Ankara'nın 72 mescidinde, 72 camiinde 72 şühedaya hatim indirtti. Sonraları artık bildiğiniz gibi Çankaya Köşkü'nde Reis Cumhur'un huzurunda bizim de davet edilip katıldığımız 2 saat mersiye okundu. Sonra meclis başkanımız, efendim çeşitli bakanlarımız, anne muhalefet, diğer muhalefetler, muhalefet liderleri, Sayın Cumhurbaşkanımız başbakanken bizi onurlandırdılar, merasime katıldılar. Evet. Bu sene de mesajlarıyla onurlandırdılar. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu katılacaktı herhalde, partisinin kuruluş yıl dönümü diye katılamadı. Evet. Efendim, bu matem hepimizin matemi diye herkes sahiplendi, çok şükür. Şu anda da ülkemizin hemen hemen her ilinde aşurada bir türlü etkinlikler vardır. Çok şükür. Evet. Yani bu bizim ihtilaf edeceğimiz konu değil. Birliğimizin bir platformuna dönüştü. Biz de baştan beri aşura konuşmalarını tek başımıza yapmadık. Alevi toplumunun saygı duyduğu isimleri getirdik. Efendim, Ehl-i Sünnet'ten saygı gören isimleri getirdik. Her sene birileri geldi. Ehl-i Sünnet'ten de konuşanlar oldu. Alevi toplumdan da konuşanlar oldu. Ve İmam Hüseyin bir kavme, bir bölgeye, bir güruha, bir gruba, bir mezhebe sığmayacak kadar büyük bir şahsiyet. Arşın küpesi, cennetin ziyneti, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin gönlünün meyvesi, çiçeği, cennetlilerin efendisi. Hüseyin gelip bir taifenin
sembolü. Olamaz. Bütün İslam alemini ve hatta mazlum dünyayı temsil ediyor İmam Hüseyin Aleyhisselam. Yani Ebul Ahrar der, özgürlük arayanların babasıdır. Hı hı. Biz bu ülkeye bağlı kaldık. Yani nitelikli kılan sebeplerden birisi, evet, bu. Diğeri, olabildiğince kaynaklardan vakıayı şebih dediğimiz tiyatral, evet, etkinlikle vakıadan paragraflar aktarmaya, o vakıanın kahramanları kendisi ne demişse, biz diyeceklerimizi onların ağzından demedik, diyeceklerimizi kendi konuşmamızda dedik. Ama onların mesajları evrenseldir, zaman, hı hı, ve mekan tanımayan evrensel mesajlardır. Onları vermeye gayret ettik. Keza drama bölümünde bizim Azeri tabiriyle okşama, hı hı, yani kendi gönül duygunu ifade etme, ağıt yakmak, onları da bir takım şartlarla rahat bıraktık. Bu şart yalan olmasın ve İslam'a, akla zıt sözler olmasın, hı hı, dedik. Ha, ama şehitlerin sözü orijinal, kendisinden kaynaklarda nakledilenler neyse o aktarılsın. İmam Hüseyin'in aşurasına, balına bir sirke katmayalım. Evet. Bu yetecek, nitekim yetti. Yani bizim merasimimizi daha 2 gün önce Ankara'da biliyorsunuz bir konferans vardı orada. Hı hı. Büyük bir diplomat da aynı tabiri kullandı. Türkiye'li olmayan. Yani bu işin tabiri caizse menşeinden olanlar. Aynen şu ibareyi dedi. Dünyada sizinkinden daha güzel yoktur. Bir sefir bunu dedi bana. Yani gören herkes hayranlıkla izledi. Şu ana kadar çok şükür milletimizden de her kesiminden sadece takdir aldık. Ha, biz göreceli anlamda en güzellidir bizim yaptığımız. Ama Aşura destanının hakkını biz veriyoruz diyemem. Eksiklerimiz var. İnşallah tamamlayacağız. Daha da güzelini yapmaya gayret edeceğiz. İşte yani nitelikli, evet, kılan bu. Sadece döğündü, tepindi, çıktı gitti bir kuru kalabalık, hı hı, olmasın. Mesaj verdiniz. Mesajlarını Kerbelalıların, Kerbela kahramanının, destanın kahramanlarının mesajları topluma ulaşsın. Özgürlük, adalet uğruna nasıl eşsiz ve ölçülü, ilkeli bir duruş, bir direniş, aynı zamanda bir fedakarlık, hı hı, örneği ortaya koydular. Bunlar görülsün, buna gayret ediyoruz. Abartmadan, hı hı, abartıya çünkü ihtiyacı yok. Evet. Efendim, dediğim gibi bala sirke katmadan, hı hı, bunu yaptık. Nitelikli olmasının sebebi bunlardır. Evet, bir fotoğraf sanatçısı, biz de medya bölümündeydik hocam. Fotoğraf sanatçılarından sohbet ediyorduk aşura esnasında, merasim esnasında. Onların da şaşkınlığı şu, alanda yüz binler var. 100 bin kişi var. Sanki herkes bir görevi varmış gibi. Sine vuranı da, tiyatroda oynayanı da, protokol görevlisi de bir görevi, bir tamamıyla bir organize halinde. Seyirci de sanki bu organizasyon içerisindeymiş gibi müthiş bir hareket diyordu. Duygulanmıştı fotoğraf sanatçısı. O da yani bu nitelikten bahsediyordu. Mesela tiyatroya da çok ilgi vardı. Bu sene Hazreti Ali Asker'den herhalde bahsettiniz tiyatroda. Bir Kerbela'yı sanatla anlatmak, bir tiyatro sanatıyla anlatmak milyonlara, sadece oradakiler değil, ekranları başında izleyenler de var. Sanatla anlatmak da çok güzel aslında. CD'leri de yayılıp gidiyor. Evet. Yani bizim gayretimizle değil. Herkes alıyor, birbirinden kaydedip. Ben tiyatrodan bu sene kaynak aldım hocam. Mesela Emevilerin tarihte neler yaşattığını, İslam toplumuna, İslam ümmetine neler yaşattığını ben bu sene mesela tiyatrodan kaynak olarak notlarımı aldım. Güzeldi, çok iyiydi senaryoda. Özellikle o iki profesörün konuşması da özellikle iyiydi.
Yani sanatla anlattınız. Bu da gerçekten bir büyük nitelik Aşura merasimi için. Evet. Evet hocam, şimdi tiyatroda Hazreti Ali Asker'den bahsettik. İmam Hüseyin'in şehadeti de geçti. İmam Hüseyin'le ilgili birçok konuşmalar yapıldı. Gelen konuklar da. Bir de Aşura'dan sonrası var hocam. Esirler. Hazreti Zeynep'le beraber Rugeyye, Hazreti Hüseyin'in küçük kızı, İmam Hüseyin'in oğlu, hasta oğlu İmam Zeynel Abidin'le beraber Kerbela'dan Şam'a esir olarak götürüldüler. Orada Hazreti Zeynep neler yaşadı? Hazreti Zeynep'in Yezdin Sarayı'ndaki o meşhur konuşması, Yezdi mağlup ettiği meşhur konuşması neydi? Hazreti Zeynep'i biraz ele alabilir miyiz hocam? Kerbela'nın şahidini. Şimdi bu arada siz de bu hareketinizin adını da halkalda Zeynebiye koymuşsunuz. Evet. Şam'da Hazreti Zeynep'in türbesinin oraya da Zeynebiye ismi veriliyor. Buna da kısa bir değinirseniz, neden Zeynebiye dediniz? Evet. Unutursam hatırlatırsın. Evet. Farsça bir şairin bir sözü var. Kerbela der Kerbela mimand eger Zeynep nebud. Kerbela vahşeti, katliamı, beri taraftaki o şahane, eşsiz, ilkeli, ölçülü direniş, mukavemet Kerbela'da kalırdı eğer Zeynep olmasaydı. Onu çarpıtacaklardı. Fakat bu ilahi program Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin ashabına da bildirdiği, Cebrail vasıtasıyla, diğer melekler vasıtasıyla kendisine bildirilmiş kaynaklarda mevcut, Ehl-i Sünnet kaynaklarında da mevcut. Bu bir ilahi programdı. Yani nebevi hareketin ümmetçe yeniden gözden geçirilip Emevilerin çarpıttığını farkına varıp öz Muhammedi İslam'a dönüşünü sağlama yönünde bir diğer büyüğümüz, din büyüğü El-İslam Muhammediyül Hudus Hüseyinül Beka demiş, doğru demiş, bence doğru bir tespit. İslam Resul-i Ekrem ile başlamıştır. Başlayan bir harekettir. Fakat bekaını Hüseyin'in pay kanına borçludur. Kerbela'da akan kanlara borçludur. Zeynep bu kanların heder olmaması için çok ağır bir vazife üstlenmişti bu destanda. Yani esas ağır görev ona düştü. Yani İmam Hüseyin'den daha ağırını desem herhalde mübalağa etmemiş olurum. İmam Hüseyin'inki Aşura günü ikindi çağları bitti. Şehit olmasıyla beraber bitti. Ama Zeynep'inki hem o destanın Telli Zeynebiye dediğimiz noktadan, yani bir tümsekten her müthiş şey. Bir şeydir ha. Çıkıp orada seyrediyordu. Kerbela kahramanlarının direnişini, yiğitliğini, recezlerini, mesaj dolu recezlerini oradan seyrediyordu. Çünkü o şahitti. Kerbela'nın şahidiydi. Şuhud etmesi lazımdı. Şahit olması lazımdı. Görmesi lazımdı. Kendi ailesinden 20 yiğitin, her birleri cihana bedel 20 yiğitin şehit olduğu bir hadise. İkisi oğlu, diğerleri kardeşi, yegeni, kuzeni. Yani birkaç saat içerisinde ailenin erkeklerini veriyorsun. Bir kadının nezaketini bir düşün. Hüseyin Aleyhisselam'a olan ilgi alakasını bir düşün. Nasıl tahammül edebildi?
başlı başına bir mucizedir yani. Gördüklerini, yaşadıklarını ondan sonraki 2 senede ümmete aktardı. Evet. Doğru biçimde. Onun için Kerbela'yı çarpıtamadılar. Herkese, her şeye rağmen Kerbela gerçekleri elimizdedir. Nitekim İslam'ı da çarpıtma gayretleri tarih boyunca oldu. İslam'dan hemen Resul-i Ekrem'in vefatından sonra başlayıp bugüne kadar çarpıtma gayretleri hep oldu. Ama Kur'an-ı mucize ve Hüseyin'i duruş bugüne kadar orijinlerinin bozulmasını engelledi. İslam'ın orijinalini anlamak isteyenler için Hazreti Ali'nin tabiriyle gün aydın, yol açıktır. Efendim, Hazreti Zeynep Kufe'de başlayan, tabii ki Kerbela'da da kendine düşen mesajları verdi. Kufe, Şam'ın ters istikametidir, yaklaşık 100 kilometre. Yani Necef'in bitişiğidir. Şimdi bitiştiler zaten. Fırat'ın kenarıdır. Fırat doğruya akıp gidiyor. İşte oradır. Hazreti Ali'nin onurlandırıp paytaht ettiği yerdir. İslam devletinin başkenti. Yani. İslam devletinin paytahtı yaptı. Başkenti yaptı orayı. Efendim, Nuh tufanının başladığı noktadır. Tabii ki arabaya dönüşmüştü o tarihten sonra. Yeniden bir kasaba olarak hayatını devam ettiriyorken Kadisiye seferiyle birlikte İslam ordusunun önemli askeri üslerinden biri oldu. Evet. Kadisiye'ye giderken. Onunla beraber yeniden ihya oldu. Hazreti Ali'nin payitahtı oraya aktarmasıyla birlikte bir merkez oldu orası. 5 sene orada Hazreti Ali'nin hükümeti, 6 ay civarında İmam Hasan Aleyhisselam'ın hükümeti döneminde Zeynep-i Kubra oradaydı. Bu hadiseden 20 yıl öncedir. Kerbela olayına 20 yıl önce. Evet. Hazreti Zeynep o gün 40'lı yaşlarındadır. Hazreti Hüseyin daha keza. Hazreti Zeynep o şehre geldiğinde Halife'nin kerimesi, bugünkü tabirle prensesi, Resul-i Ekrem'in öpüp kokladığı bu hatun, ismini kendisi taktığı bu hatun, güllerle karşılanmış, törenle karşılanmış. Şimdi o şehre esir olarak. Esir olarak gidiyor. Elleri bağlı. Ve ne yazık ki vahşette sınır tanımadılar. Azizlerinin kesik başlarını da getirip gözlerinin önüne diktiler Kufe'nin sokaklarında. Yani bir hanım düşünün, bir onca şehidinin geri kalanları, bazıları, kardeşleri, işte çocukları, kız evlatları onlarla ilgilenecek. Onları teskin edecek. Bir de bu derde karşı nasıl koruyacak? Yani 3 yaşında bir çocuğun babasının kesik başını görmesini nasıl engelleyecek? Bu dertlerle de ayrıca meşgulken, yalaka takımının iktidara hoş geleyim diye evlerin üzerinden taş atmaları, o çiçeklerle karşılaştılar Aziz Zeynep'e bir taş işte, atıyorlar. Kül üzerlerine atmaları gibi olumsuz davranışlar Resulullah Hanedanı'na karşı bu şartlarda giriyor Kufe'ye. Yani o gün o şartlarda girmiş, bugün bu şartlarda giriyor. Buna kim dayanabilir? Kimin yüreği dayanabilir? Hazreti Zeynep dışında kimse dayanamaz herhalde. İşte onunla beraber orada
meydanda tarihler bize aktarıyor. Tabiri caizse kalabalık ediyorlar. Bağıranlar, çağıranlar, hakaret edenler falan. Ha, tanıyıp ağlayanlar da vardır. Arbede yaşanıyor yani. Zeynep'in bir işaretiyle sanki nefesler göğüslere hapsedildi. Herkes susa kaldı, dona kaldı. Herkes kulak kesildi. Hazreti Zeynep orada muhteşem, sarsıcı bir konuşma yaptı. Arını asla hiçbir şekilde temizleyemeyeceğiniz yüzünüze bir kara sürdünüz, bir kara leke sürdünüz. Tarihinize, isminize, şimdi vefasızlık, bir vefa denildiğinde Kufa akla geliyor. Evet. Vefasız Kufa aldı. Vefasızlığın adı oldu Kufa. Şu anda bile kullanılıyor Kufeliler diye. Anlatabildim mi? Yani bunları yüzlerine şamar gibi vurdu. Sarstı yani. Duygularını okşamadı. Gururlarını okşamadı. Bilakis sarstı. Hüngür hüngür millet ağlaşmaya başladı. O kül atanlar, taş atanlar. Evet. Hepsi bu sefer ağlaşmaya başladı. Tevvabın hareketi nasıl oluştu sanıyorsun? Meşalesi orada, o meydanda yakıldı. Beri taraftan İbn Ziyad Kufe'nin ekabirini toplamış, doldurmuş alana. Konağın önü zaten büyük, mescidi, camiyi Kufe derler. Hı hı. Çok büyük bir mescittir. Şimdi Ali'nin payitahtı olduğuna göre yüreğinde hala ümit olanlar da olabilir. Ehl-i Beyt'in yeniden canlanacağı, zulüme karşı bir çare düşüneceği, o ümit kırıntılarını da bitirmek, tüketmek, yıkmak üzere Ali kızı Zeynep'i eli zincirli, efendim, eski püskü her şeyler yağmalanmış kıyafetler içerisinde, ezik, kaç günden beridir günlerce susuz kaldı, sonra su da yine sınırlı veriliyor, yiyecek esirdir de esir hayatı, güneşin altında, efendim, kum tozlarının altında ezik bir şahsiyet olarak girecek. Hüseyin'in kesik başı da zaten onu hepten yıkacak. Dün prensesi olduğu bu konağa bugün esir olarak girecek. Bütün yiğitlerini kaybetmiş. Ailenin erkeklerini kaybetmiş. Ezilip büzülecek. Laflarla da onu dövecek. Birilerinin gönlünde hala Ehl-i Beyt'e karşı ümit besleyenler varsa o ümit kırıntılarında böylece silinip yok olup gidecek. Görünüş de bunlardır. Kesik başlarla işte bir grup kadın. Orada da meşhur sözlerinden, orada çok şey yaşandı. Hazreti Zeynep'i sözlerle dövecek. Ne dediyse Hazreti Zeynep'ten şamar gibi cevaplar aldı. Yani Hazreti Zeynep'in bunun densiz ifadelerine, yani onu ezmek isterken densiz ifadeler kullanıyordu. Hazreti Zeynep öyle cevaplar veriyordu. Şamar gibi İbn Ziyad'ın, Vali İbn Ziyad'ın suratında patlıyordu. Kızardıkça kızarıyor, morardıkça morarıyordu. Gördün mü Allah kardeşine ne yaptı? Kardeşinin akıbetini gördün mü? Deyip kaydıran çubuğuyla da
Hazreti Hüseyin'in mübarek başına oluyor. O sözüne de meşhur şu vecizesiyle cevap verdi. Ma ra'eytu illa cemila. Gördüm ama ben güzellikten başka bir şey görmedim. Gördüklerimin hepsi güzeldi. Onlar bir grup yiğitler, eşsiz yiğitlerdi. Rableri onlara mücadeleyi yazdı. Onlar o direnişini kurbangahında, Mina'sında insanlığa sundular. Her bireri ayrı bir destan yazdılar. Yiğitçe savaştılar, mertçe şehit düştüler. Ben güzellikten başka bir şey görmedim. Zeynep'i ezmek isterken Zeynep güzelliklerden bahsediyor. Sonra sen ey Mercane'nin oğlu, hakimin, yargıcın Allah olacağı, şahidin Cebrail emin olacağı, davacının Muhammed Mustafa olacağı sallallahu aleyhi ve sellem, o büyük güne kendini hazırla. Nasıl bir cevap hazırlamışsın? Söyler misin? Mercane'nin oğlu. Çok dehşete sözdüremeyiz. Dehşete düşer. Şimdi bunu halkımız, yani ne olacak? Anasının adı Mercane'ymiş demek ki. Mercane'nin oğlu demekte ne var? Onun zımninde herkes biliyordu. Hı hı. Babasının adıyla anmama, yani nesepsiz demek istiyordu. Herkes biliyordu İbn Ziyad'ın da nesepsiz olduğunu. Babası Ziyad'ın da mesela babasının adı yok. Çünkü kimden olduğu belli değil. O yüzden Mercane'nin oğlu. Ziyad İbni Ebih deyirdiler bunun babasına. Hı hı. Ziyad İbni Ebih derlerdi. Babasının oğlu, babası kim belli değil. Sonra Muaviye, Hazreti Ali'den Ziyad bu yandaydı. Onu koparmak için para pul baktı buna geçmeyecek. En geçerli akçe bu nesepsizliğini gidermek getirdi. Şahit dikti ki o günlerde babam Ebu Süfyan da bunun anasıyla düşüp kalkmış. Muhtemelen benim kardeşimdir diye şahit dikip dosya yaptı. Onu Emevi hanedanına ilhak etti. Dahil etti. Anlatabildim mi? Buna da bütün Müslümanlar, hatta Ayşe Ümmül Mümin'in de çok tepki koydular. Ki Resul-i Ekrem'in sünnetine aykırı nesepsizleri, zanilere nesep olarak intisap ettirmeyi Resulullah kesinlikle yasaklamış diye. Evet. Bütün ümmetin Muaviye'ye şiddetle itiraz ettiği konulardan birisi de bu. Evet, aranın ardından İnanç Dünyamız programına devam ediyoruz. Stüdyo konumuz Türkiye Caferileri lideri Sayın Selahattin Özgündüz. Hocam, Hazreti Zeynep'i konuşmaya devam ediyorduk. En son nesepsiz İbn Ziyad'dan bahsetmiştik. Evet. İbn Ziyad çılgına döndü. Kılıcına bile davrandı. Yanında danışman dedi, ne yapıyorsun dedi. Sen bir kadın, kederdiğinde kadını öldürürsen bu arada ayrı bir aile üzerinde, ailen üzerinde, soyun üzerinde yani cahiliye töresine de uymuyor. Hani Yezid cahiliye töresini temsil ediyor ama cahiliye töresinde de bu yok. Enteresandır, söz buraya gelmişken her gün tabiri nasıl diyeyim, iki günde üç kadın öldürülüyor. Şimdi desem bir buçuk kadın anormal tabir olacak. Geçen ayın istatistiği bu yöndeydi. Evet. Yani cahiliye törelerinde bile bu ayıp sayılırdı. Bak, mal gibi kadın alınıp satılıyordu ama kadına vurmak ayıp sayılıyordu. Cahiliye törelerinde bile. Çünkü erkekliğe yakışmaz. Yani gücünü kadında mı deniyorsun? Erkek misin sen? Bugün yani o cahiliye döneminin, İslam öncesi cahiliye döneminden bile geride miyiz? Nedir ya bu? Her gün kadın cinayeti.
Sürekli artıyor bu istatistik. Ne yazık ki. Maalesef. Ne oldu bize? Bu asil, bu necip millete ne oluyor böyle? Bir kendimize gelmeliyiz. Sonra bir de yani Türk dünyada yiğitliğiyle nam salmış bir millettir. Bunlar kim? Acaba Türk müdür? Bu kadın öldüren zayıf insanlar, zavallı insanlar. İnsan bile bu onları topyekün telin ederek dönüyüm evet. Konuma. Adam tuttu elinden ne yapıyorsun dedi. Yezid bile sana kızar, görevden de alır, başına da iş alırsın dedi. Kadını öldürmek. Yok ki Arap töresinde böyle bir şey. Artık çıldırmış, konuşacak bir şey de bulamadı. Şamarı yedi. Salonda yani binlerce insan toplanmış ki onlara Zeynep'i nasıl ezdiğini, Ehl-i Beyt'i nasıl ezdiğini gösterecekken son şamarı da öyle yedi ki artık bitti, tükendi, kalktı, terk etti. Terk etti. Kaçtı. Kendi mekanını, kendi. Evine kaçtı yani. Vali oldu. Merasim bitti. Benzer şey Şam'da da yaşandı. Hı hı. Yezid'de yine büyükelçileri, devlet erkanını, aşiret reislerini toplamış, azametini gösterecek, en büyük muhalifinin ne duruma getirdiğini gösterecek. Zeynep Salamullah Aleyha onu da sarayında ama o kutbesi de hakikaten yani bulunduğu şartlar, geçirdiği musibetler ve bu 1000 kilometreyi aşkın namüsait şartlarda yolculuk, esir olarak yolculuk evet. Ve de bunca yetimin kahrını, sorumluluğunu, alemdarlığını üstlenmenin verdiği yorgunluk, Hüseyinsiz dünyanın onun için nasıl karanlık bir dünya olduğunu da göz önünde bulundurursak, dayanılmaz haldeki Zeynep yine düşman karşısına çıktığında kendisini toparlayıp, yasını, derdini içine gömüp, kötülerin karşısında diz çökmeydik, ayaktayız, yıkılmadık. Bunu zebani haliyle, duruşuyla ortaya koyuyor. Hı hı. Hatta nakiller farklı olmakla beraber ben bunu tutuyorum. İbn-i Ziyad'ın konağına girdiğinde Zeynep, zaten bu prensesi olduğun konağa esir olarak girmek, hiçbir kaybın yok, sadece esir olarak girmiş olsun. Mak bile bir kadını yıkmak için yeter. Tabii, kesinlikle. Oraya öyle bir azametle girdi ki, diğer kadınlar, çünkü zirve budur. Haydar-ı Kerrar'ın kızıdır, Resul-i Ekrem'in kızıdır, Fatime-i Zehra'nın kızıdır. Onu, o misyonu temsil ediyor. Cahiliye töresinin karşısındaki dünyanın en kusursuz temeddününün temsilcisidir orada. Öyle bir girdi ki o haliyle. Gayri ihtiyari İbn-i Ziyad ona men hâzihil mütekebbire dedi. Bu ululanan kadın da kimdir? Bu kibirli kadın. Bu Resul-i Ekrem'in dostlarına, ümmetine verdiği derstir. Zalimlerin karşısında ezilip bükülmeyin. Dik durun. Küffarın karşısında dik durun. Bu ibadettir. Oradaki ibadetin o dik duruşunun olacaktır. Burada da aynı şekilde bir hukuk dersi verdi. Bir insanlık dersi verdi. Bir Kur'an dersi verdi. Ondan sonra da ne yaparsan yap, elinden geleni yap, ne bizim vahyimizi insanlığa unutturabilirsin, ne bizim şanımızı. Boşuna bu çabalardın. Yani bizi küçük düşüreceksin, yapamazsın.
Ne bizim zikrimizi unutturabilirsin, ne unutturabilirsin ne de vahyimizi. Bu Kur'an'da ebedi yaşayacak, Ehl-i Beyt'in adı da ebedi, şerefle, şanla selamlanacak. Evet. Allah'ın sana selamı onlara olsun. Zeynep böyle bir misyon sergilerdi. Ha, iki sene olup bitenleri, Kerbela destanını, o yiğitlerin neyin kavgasını nasıl verdiklerini halka anlattıktan sonra o da Hüseyin'ine irtihal etti. Şam'da değil mi hocam şu an? Evet. Selam olsun ona. Ha biz niye hareketin adını aynı zamanda hareketin merkezi olan mabedimizin, mescidimizin adını Zeynebiye koyduk. Çünkü bizim karşımızda küffar yok. Bizim karşımızda Yezid de yok. Biz öyleyse kiminle savaşacağız? Biz Necip milletin asli unsuru olarak burada duruyoruz. Bize tek kalan şey Kerbela şehitlerinin İslam orijinlerini ne pahasına koruduklarını Hazreti Zeynep gibi toplumumuza, dünyaya, elimizden geldiğince geniş çevreye doğru aktarmak. Yani Zeynep'in Kerbela'dan sonra üstlendiği misyonu biz üstlenmemiz. O bayrağı biz omuzumuza almamız. Türk milletine yakışıyor. En güzeli dünyada İstanbul'da yapılıyor. İstanbul'a yakışan bu. Evet. Çok şükür. Allah daha güzel yapmayı nasip etsin. Evet. Çok şükür milletçe sahiplendik. Devletçe sahiplendik. Tabii ki beklentimiz bu bir günün tatil yaz günü olarak ve de bütün yurdumuzu, milletimizin şehitlerinin de günü olarak Şehitler Şahı Hüseyin'le beraber şehitlerimizi de anma günü olarak meclisimizden bir yasa. Bunu yani en uygun bu iş için AK Parti'dir. Sayın Cumhurbaşkanı AK Parti'nin genel başkanı unvanıyla beklentimiz hala devam ediyor. O gün binlerce kişi trafikte kaldı hocam. Yani, yaz merasiminde yetişemeyenler oldu. İşte trafik yani, problemi. Bugün herkes oraya geliyor. Herkes oraya tatil olsa ne olur? Evet. Yani bayramlarımızda 9 gün tatil ediyoruz çoğu zaman. Bu sene şeye denk geldiği için pazar gününe, tatil gününe haftayı boydan boya tatil etmedik. Genelde 9 gün tatil oluyor. Cuma'dan ta pazartesiye tatil oluyor. Bu bir günün tatil olması Hüseyin'in, Şehitler Şahı Hüseyin'in duasını alırız. Onun dedesi Resul-i Ekrem'in duasını alırız. Ehl-i Beyt'in duasını alırız. Onların devamlı duası üzerimizde olduğunu düşünüyorum. Milletçe, devletçe. Yoksa biz hakikaten dünyanın üzerinde entrikalarla, efendim kurnazlıklarla, tilkiliklerle oynadığı dünyanın cenneti, göz bebeği bu ülkeyi bu, nasıl koruyabiliriz? Şehitlerin o her karışında süsledikleri şehitlerimizin paykanları ve onların şahları İmam Hüseyin'in onlarla beraber bu ülkeye duasıdır. Bence herkes bu mistisizm gibi gelebilir onlara ama bizi ayakta tutan bu ülkeyi hala bizim olarak tutan Ehl-i Beyt'in nefesidir desem yerinde de herhalde mübalağa etmiş olmam. Milletçe de Ehl-i Beyt'i çok şükür ki seviyoruz. Bizi birleştiren unsurlardan birisidir. Evet, yani Zeynebiye dememizin sebebi budur. Hüseyin'i bir hareket, o bir direnişti, bir kandı. Biz kime karşı neyin direnişini vereceğiz? Devlet bizim, millet bizim, ordu bizim, polis bizim, çok şükür. Allah bizi devletsiz, vatansız etmesin. Dolayısıyla bize düşen Kerbela'da yaşananları
ne uğruna yaşandığını, nasıl fedakarlıklar inanç uğruna, temeddün uğruna, Resul-i Ekrem'in getirdiği bu eşsiz temeddün uğruna o yiğitler, kadın yiğitler, erkek yiğitler nasıl fedakarlıklar yaptıklarını, ne varsa, neyi varsa, can, canan her şeyi nasıl feda ettiğini toplumumuza, toplumlara, dünyaya aktarma misyonu. Bunu üstlendik. Allah etsin ki yüz akıyla öldüğümüz güne kadar bu misyonumuzu yerine getirebilelim, eksiksiz yerine getirebilelim. Evet. İmkansız gibi görünüyor ama Allah bizi o gayret içinde görüyor ya, kolumuzdan bir türlü tutuyor. Yüz binlerce münazzam orduyu bir arada tutsam bir hadiseler yaşanır değil mi ufak tefek? Tabii. Yüz binlerce irili, ufaklı, çocuklu, büyüklü insan bir araya geliyor ve huzur içinde de dağılıp gidiyor. Hiçbir hadisede yaşanmıyor. Polislerimizle de en küçük bir problem yaşanmıyor. Onlara en küçük bir zorluk çıkarılmıyor. Onlar da bir yanlış yapmamaya özen gösteriyor. Bu açıdan hem valimize hem emniyet teşkilatımıza teşekkür ediyorum. Ki Sayın valimiz size ziyaret oldu. Evet, katılamadığı için bir gün veya iki gün sonra teşrif ettiler, bizi onurlandırdılar. Hem biz de bir takım sorunlarımızı da aktarma fırsatı bulduk. Sonra da çok sayın yardımcılarını gönderdiler. Daha tefsilatlı meselelerimizi konuştuk. Efendim, çok şükür güzel gidiyor. Evet. Çünkü biz Hüseyin'in kanının üzerinde entrikalar oynamıyoruz. Başka bir şey aramıyoruz. Onu olabildiğince heder etmemeye, kız kardeşi Zeynep gibi o kanı heder etmemeye gayret gösteriyoruz. Allah bu kadar gayretimizi inşallah sonuçsuz bırakmaz, bırakmamıştır ki bugün geldiğimiz nokta çok iyi bir noktadır. Evet. İnşallah daha güzel noktalara gidelim. Yani dünyada artık örnek olmuş biliyorsunuz da Washington'a kadar her yerde artık Aşura merasimi Londra'da, Almanya'da her yere yayıldı gitti çok. Sosyal medyada en çok ilgi gören videolar Halkalı'daki Aşura veya da Zeynepiye'deki madde evet, meclislerinden günlerce çıkıyor. Hem de. Evet. Günlerce. Yani sadece ilk günü değil. Günlerce sosyal medyada üstte videolarda evet. Özellikle. En üstlerde oluyor. Evet hocam, Aşura merasiminde bir an vardı. Sizin sine vurdunuz. On binler, salonda on binler, dışarıdaki yüz binlerle beraber sine vurdunuz bir an vardı. Duygusal bir andı. Şimdi böyle biraz da duygusal noktaya değinmek istiyorum. Aşura'yı siz 1978 yılında bu hareketi başlattınız. Zeynebi hareketini 30 kişiyle. Daha sonra bu hareketi öyle bir noktaya getirdiniz ki İmam Hüseyin Aşura'sını Halkalı'dan yokluk içerisinde o 30 kişiyle beraber dünyaya yaydınız. Binler, on binler, yüz binler, hatta 3 milyona yakın şu anda Caferi vatandaş sizin mutlaka öğretilerinizden nasiplendi. Alevi vatandaşlarımız da, Sünni vatandaşlarımız da Türkiye'de İmam Hüseyin'i bir nevi sizden daha iyi öğrendik. Yani siz daha iyi aktardınız bizlere. TRT'de daha önce Aşura'ya yer verilmiyordu ama belli bir süre sonra yer verildi. Şimdi hatta sizin Halkalı'daki Aşura törenlerindeki o senaryo, Aşura'nın tiyatrosundan sözler alıp şu anda Ehl-i Beyt'le ilgili programlar yapıyorlar. Bunların hepsi Zeynebi hareketi ve sizin sayenizde. Öncelikle teşekkür ediyoruz Ehl-i Beyt aşkları adına. Bütün, yani sadece Türkiye'de değil, evet. Türk dünyasında, Avrupa'da, Amerika'da, kuzeyimizde evet. Yani. Dünyaya İmam evet. Hüseyin Aşura'sını en iyi şekilde tanıtan sizsiniz Zeynebi hareketi. O sine vurduğunuz an neler hissettiniz hocam? Çünkü sizin yetiştirdiğiniz nesil var, neslin çocukları. Onlarla beraber güzel bir anda İmam Hüseyin'e gözyaşları içerisinde hep beraber sine vurdunuz. O önceden planlanmış bir şey değildi. Bir yani, anlık bir şey oldu. Biz de fark ettik. Evet, çıktım, dönüp halkı selamlayacaktım. Ki selamlamayı önlerinde baş eğmeyi, ruku ve secde sadece Allah'a olur ama halkımızın önünde, milletimizin önünde baş eğilir,
tazim edilir, saygı gösterilir, hak ediyorlar bunları. Resul-i Ekrem'e başsağlığına gelmiş Türkiye'nin sağcısı, solcusu, her kesiminden insan protokolümüzü süslemiş. Yani Resulullah'ın mateminde, onların şahsında milletçe orada birleşmişiz, Resulullah'la hemhal olmuşuz. Dönüp onları bir selamlamak istedim. Tam o esnada da baktım Sinezen, Seyit Ali'nin güzel sesinden gayri ihtiyari başladım. Yani orada kameralara yansıdı. Hem siz hem de halkın gözyaşları vardı. Yani bir sanki zirve anı gibiydi. Evet, gayri ihtiyari artık sine vurmaya başladım. Yani irticalen oldu. Yani önceden planlanmış bir şey değildi. Salonda eşlik etti. Dışarıdakiler eşlik etti. Belki de ekranları başındakiler yani, eşlik etti. Hoş güzel bir andı, hoş bir andı. Evet hocam. Yani sevindirici bir an demeyelim. Yani anlamlı oldu. Anlamlı çok bir güzel an, oldu. Evet. Evet, yani güzel bir andı. Ben de ona değinmek istedim. Evet hocam, Aşura'yı konuştuk, Hazreti Zeynep'i konuştuk. Güncel meselelere girmek istiyoruz biraz da. İslam dünyasını, ümmeti, insanlığı, Orta Doğu'yu ilgilendiren konulara biraz girmek istiyoruz. Biliyorsunuz Aramco petrol tesisi Husiler tarafından vuruldu. Yemen'e de saldırılar vardı daha önce. Buna karşılık Aramco petrol tesisleri vuruldu. Ama sanki Aramco petrol tesislerinin vurulması bir savaş sebebi gibi dünyada yankılandı. ABD tehditvari açıklamalarda bulundu. Birleşmiş Milletler bir petrol tesisinin vurulmasını kınadı. Ki o kadar Yemen'de çocuklar katledilirken bir tesisin okullar vuruluyor, hastaneler vuruluyor. Birleşmiş Milletler tesisleri bile vuruldu Yemen'de. Ama bir petrol tesisi kadar evet, etki evet. olmadı. Bu Husilerin bu stratejik saldırısını, Husiler çok imkanı olan insanlarda değiller. Yani şu anda kıtlık, kolera vakası birçok şeyle uğraşıp nasıl olur da Suudi Arabistan'ın o Patriot sistemlerini geçip dünyanın en büyük tesislerini, petrol tesislerini vurabildi. Bölgeyi neler bekliyor hocam? Biraz bunlardan konuşursak. Evet, şimdi 7 günde bitireceğiz dedikleri şey 7 yılda bitmedi. Suudi müttefiklerini de yavaş yavaş kaybediyor. Özür dilerim. Çılgınca saldırılar yapıyor. Yani bir halkı, bir ülkeyi soykırıma tabi tutmuştur. Ben hep altını çiziyorum. Oradaki Zeydiler Şii değil. Defalarca söylediniz, dile getirdiniz. Hanefi fıkhına daha yakındırlar. Sünniler Şafii'dirler. Anlatabildim mi? Orada mezhep savaşı falan yok. Suudi ile Yemen'in savaşı var. Tabii ki Suudi'nin İsrail ve Amerika'nın onayladığı devlet başkan adayı, ki başkanıydı zaten, istifa etti. Sonra ne yapıyorsun dediler, iktidar elindeyken niye bıraktın, yeniden döndürdüler falan filan. Ama bu sefer halk kabul etmedi. Suudi ile savaştır. Suudi'nin şahsında aslında Yemen halkı emperyalizm ve siyonizm ile savaşıyor. Yani bu çok açık, net. Yani o an bir yana çekmeye gerek yok. Mezhep savaşı falan yok orada. Yemen halkının özgürlük savaşıdır, bağımsızlık savaşıdır. Kendi yöneticilerimizi kendimiz seçeceğiz. Bunun savaşıdır. Suudi benim seçtiğimi, benim size direttiğimi kabul edeceksiniz diyor. Bunu diyor, biz de kendimize bir ulusuz. Yöneticimizi kendimiz seçeceğiz. Sen İsrail ve Amerika'yı mutlu etmenin derdindesin. Biz halkı olarak özgür yaşamanın derdindeyiz. Bunun savaşını veriyorlar ve de bütün dünyanın teknolojisi 100 milyarlarca dolar, değil mi? 400 milyarı aşkın Amerika'ya ödeyip silah alıyor. Kendi soydaşlarının başına döküyor. Onların hedefi için. Yani Siyonizmin, emperyalizmin hedefini için kendi 100 milyarlarını onlara veriyor. Onlardan silah alıyor. Kendisi de canını üstüne, askerlerini onun üstüne koyup feda ediyor.
onların hedefini gerçekleştirmek için. Savaş bu. Ha şimdi onlar da elinden geldiğince imkanları ölçüsünde Suudları caydıracak, bıktıracak hareketler yapıyor bunların hakkı. Yani Suudi demin dediğimiz gibi hastanelere saldırıyor füzelerle. Düğün meclislerine saldırıyor. İlkokullara saldırıyor. Yani cenaze meclislerine saldırıyor. Bir Hollywood dünya, dünya susmuş. Evet. Sus pus. Aramco'nun petrol tesisi vurulunca dünya ayağa kalkıyor. Dünyanın tanrısı Al-Hazi Mansur'un dediği gibi petrolmuş meğerse. Evet. Petrole vurulunca kıyamet kopuyor. Orada insanlar ölüyor. Bazen bakıyorsun bir efendim kuş için, bir köpeği için, bir kedi için dünya ayağa kalkmış. Orada insanlar, çocuklar katlediliyor. Açlığa, susuzluğa, ilaçsızlığa mahkum edilmiş. Kimse de gık yok. Böyle dünyaya lanet olsun. Böyle bir dünyada yaşamak isteyen mi var? Bunun aşkından ölen mi var? Yani böyle bir dünyada yaşıyoruz. Küredeşlerimiz işte bunlar. Ha ne olur şimdi? Amerika tehdit ediyor. Savaş sebebi ses. Bir defa sana ne? Sana ne? Bir petrol tesisi Suudi Arabistan'da. Yani sana ne oluyor? Ha savaş zaten sen Suudi ile beraber savaşıyorsun orada. Bütün teknolojinle beraber oradasın. Savaşıyorsun zaten. E buyur savaş. Başka ne yapacaksın? Deniz piyalelerini getir. Keşke getirsin. Oradaki Yemen'deki yiğitler karşısında kendi soydaşını bulacağına senin Johnny'lerini bir indir bakayım onların karşısına. En baştan zaten toparladın, kaçtın sen oradan. Dayanamıyorsun. Kaç senedir Taliban'la savaşma üzere Afganistan'dasın. Ne oldu? Taliban daha da güçlendi. Ülkenin %60'ı Taliban kontrolünde. Her günde yüzlerce çocuk, kadın öldürüyor. Ve de sen girmeden öncekinin %500 kat fazlasını eroin üretiliyor orada. Yani, çocuklar bile eroin kullanıyor. Utanmaz adam. Sen adam mısın? Sen uygarlık adına, sen özgürlük adına, adalet adına en son konuşması gerekensin. Şimdi de Suriye'de benim başıma çorap örmeye çalışıyorsun. Evet. Beni orada kardeşimle boğuşturmaya çalışıyorsun. Senin entrikadan başka işin yok ki bu dünyada. Bu dünyada senin meş'um varlığın ortaya çıkandan bugüne kadar hep mazlum halkların kanı akıyor ve sorumlusu sensin. Şimdi Afganistan'da her gün yüzlerce çocuk, kadın öldürülüyor, sorumlusu sensin. İşgalci güçtür onun sorumlusu. Evet. Resulullah medresesine, mescidine saldırılıyor. 90 yerde dün oradan birisi gelmişti, konuşuyorduk. Kontrolden geçiyor. Nasıl geldi bu bombalı araç? Burada yüzlerce insan ölü yaralı. 40 küsür diyorlar. Diyor ölü 100'den fazladır. Evet. Yaralı da değillerin en azı 3 katıdır. Her yerde böyledir. Hükümet Amerika ile beraber, Amerika'nın güdümünde olan hükümet gözsün masa. Bu kadar kontrol den nasıl bomba yüklü araç geçip gelip oraya saldırabiliyor? Yani Amerika demek cinayet demektir. Kan demektir. Mazlum kanı demektir. Amerikan vakası bu. Evet, ha şimdi İran niye tehdit ediyorsun? Saldıran devlet millet ortada. Ve açıklıyor, biz askeri yaptık. Askeri sözcü çıkmış orada, biz yaptık diyor. Daha fazlasını da yapacağız. Sanki kuş bugün nedir o hava araçlarının adı? Patriot. Hayır, hava araçlarının. İHA, SİHA, o insan savar araçlarından bahsediyor. İnsan hava araçlarının. Yani silahlı insan savar neredeyse araç. Çocuklar da yapıyor, liseliler de yapıyor, evet. Onu. Yani onun için bir
İran, Turan karışması gerekmiyor ki. Onunla vuruyor. Geliştirmiş. Ne için? Mecbur olmuş. Bütün dünyanın emperyal güçleri oraya toplanmış. Bir mazlum halkın üzerine o da eline geleni yapıyor. Hastane vurmadı, okul vurmadı. He. Petrol tesisini vurdu. Yani, uyarı olarak vurdu. Aramco'nun petrol tesisini vurmuş. Ve eğer Tüm devam ederseniz değdi. Aynı şekilde saldırımız olacak. Onun hakkı en doğal hakkı. Sen gibi cinayet işlemiyor ki. 100 bin kişiyi öldürdüler. Evet. 4 yılda 100 Efendim, bin kişiyi öldürdüler. Ha şimdi savaşabilirler mi? Sanmıyorum çünkü o dünyanın iflası demektir. Hı hı. O bölgede savaş olursa yani İran bırak füzelerini, havasını, hava kuvvetlerini ve kara kuvvetlerini sadece o Körfez boyunda, Körmüz Boğazı'na kadar hatta Umman Denizi'ne kadar İran sahili boyunca yer altına yerleştirilmiş. Yani bu üstüne atom dağıtsanız tesir etmez. Yeni model toplar, mayın döşeyebilen toplar. Yani top mermisi mayın bırakıyor. Enteresan bir teknoloji. Hı hı. Körfez'den attık damla petrol çıkmaz. Yok işte bir boru Babul Mendebe gidecek o bir tarafa. Birisi işte Ürdün üzerinden Akabe Limanı'na çıkacak falan filan. Burada kuyular vurulursa, çünkü kuyular burada, petrol kuyuları burada. Onlar topla dövülecek menzilde. Yani bizim boğazın o anıyla bu yanı gibi. Körfez. Anlatabildim evet. mi? Top menzilinde. Kuyular vurulduktan sonra sen petrol üretemiyorsun ki Kızıldeniz'e basasın. Anlatabildim mi? Onun için orada savaş dünyanın iflası demektir. Dünyanın ekonomisinin kanı petroldür. Evet. Petrol sadece bizim araba yakıtımız değil ki. Bakın mesela olduğunuz ortama bir çevrenize bakın. Petrol ürünü olmayan ne var? Bu masa mı? Bu boyası da petrol ürünüydü. Evet. Petrol ürünü olmayan bir şey yok. Gittiğin yol, yürüdüğün yol petrol ürünüdür. Çalıştırdığın o dolabın, su, o cıntalar olmasa petrol ürünü. Su akıtır devam. Yani hiçbir şey petrolsüz olmuyor. Yani ilaç sanayinde petrolü bir çıkar bakayım. Dünya iflas ediyor arkadaşım. Evet. Orayı öyle basit bir iş değil. Bunu da dünya bildiği için aman orada savaşma diyor müttefikleri de. Avrupa'nın petrolü yok. Amerikan kendi petrolü var. Hı hı. Ama Avrupa'nın petrolü yok. Müttefiklerinin petrolü yok. Ne olacak? Cesaret edemezler orada. Anlatabildim mi? Evet. Hadi buyursunlar. Yaptırım üstüne yaptırım uyguluyor ama herhangi mesela İran'a sürekli. Bugün yine bir İran Merkez Bankası'nı yine yaptırıma tabi tuttular. Yani bu yaptırımlarla nereye gelebilirler hocam? Şimdi bizde dede baba bir söz var. Kötü komşu insanı hacet sahibi eder. Gidersin bir kalbur istersin vermez mecbur kalırsın kendine kalbur ya yaparsın ya alırsın. Bir keser istersin vermez mecbur kalır. Gider kendine keser alırsın. Bıçak istersin vermez ki. Yani artık sen de alet edevat sahibi olursun. Hı hı. Kötü komşu insanı alet edevat sahibi. Siz de ona ambargo uyguladıkça o alternatif ekonomi, sanayi geliştiriyor. Yani İran şu anda cyber, siber diyorsunuz değil mi? Siber. Konusunda çok ileride. Evet. Yani düşünsene Amerika'nın en gelişmiş
200 milyon mu diyor kimisi. 200 milyon dolar diyor. 240 diyor kimisi, 220 diyor. En gelişmiş hava aracını birisini düşürdü. Yerine birisini indirdi. İndirdi bu yani gayri mümkün gibi görünüyor. Evet. Yani kontrolünü eline aldı. Hı hı. Oysa o ele düşse kendisini patlatır. Yok. Kontrolünü Amerika'dan aldı, kendi kontrolünü. Pentagon'un kontrolünden çıkardı. Bu müthiş bir şeydir. Evet. Yani parmak ısırtan bir şeydir. Hı hı. Askerler bunu anlar. Halk ne olacak bir hava aracı? Ne diyorlar? Yavun basitinin bir adı var. Drone. Ha, dronlar, evet. İşte drone yani. Kimisi bunu drone sanıyor. Yani bir drone'a düşürmüş, onda ne var ki? Öyle bir şey değil. Evet. Şeyleri de düşürdüler Suriye'de. F-35'ler var ya, adlı sanlı. Onu da düşürdüler. Onun için dünyanın birçok su çekildi. Evet, son. Baklar yani. Fransızlar diye. Reklamı yapıldığı gibi değilmiş. Yani müthiş mukavemet cephesinde müthiş gelişmeler var. Hocam, yani bu ambargolar bağımsızlığı getirdi. Hı-hı. Savunma sanayinde bağımsızlığı getirdi. Bu arada biz Patriot'ları bize satmamışlardı. Suudi Arabistan saldırısında gördük ki Patriot'lar da bir işe yaramıyor. Bir işe yaramıyor. İyi de almamışız yani. Yani doğru. Amerika'nın reklamı fazladır. Hı-hı. Bunlar görünüyor. Yani insansız hava araçlarını bile göremediğine göre demek ki bir işe yaramıyor. Evet. S-400'ü almamız isabet olacak. Yani şimdi bunu drone gibi basite de indirgemeyelim. Evet. Yemen halkının şeyini. Hı hı. O da yine mukavemet cephesinin. Şimdi Hamas da yapıyor bunu. İslami Cihat da yapıyor. Hizbullah da yapıyor. Örgütlerin hepsi yapıyor. Onlar yardımlaşma içerisinde zaten. Hizbullah izlemiyor ki oraya destek olduğunu. Kendi elinde teknolojiyi ona da aktarıyor. Yani gerçi biz bunu 2006'da görmüştük. Demir kubbe demişlerdi. Anlatabildim mi? Evet. Tecrübeli mukavemet cephesi bu nömertlerin sayesinde mecbur bir savunma sistemi oluşturmuştur. Yemen halkını da aktarmıştır bunu. Evet. Efendim, şimdi çıldırıyorlar. Yani bizim en gelişmiş teknoloji. Hayır, şimdi Suudi Arabistan 400 milyar dolar para harcadı. Amerika'ya para verdi. Almandan aldığı, Fransızdan, İngiliz'den aldıkları da cabası. Sadece Amerika'nın 400 milyar dolar civarında. Bu teknoloji drone'un karşısında sebil, yerinden yeksan, bir şeye yaramıyor. Çılgına dönmüşler. Evet. Anlatabildim mi? Trump bir hafta biz olmasak dayanamazlar demiş. Ben Suudi Arabistan yerinde olsam hesap sorardım. Sana bu kadar para ver. Hani bir hafta bizi korumazsanız, şu anda Patriot'lar işe yaramadı. Ve o yüzden çılgına dönmüş. Can damarına değdi. Can damarına. Sosyal medya hesaplarından Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'a da hakaretler yağdırıyorlar. En son Yemen'le ilgili bir konuşması olmuştu. Putin, Erdoğan ve Ruhani'nin üçlü toplantısında Yemen'le ilgili konulara değinmişti. Bu konudan sonra da Türkiye'ye şu anda öfke kusuyorlar. Yani Suudi Arabistan'daki sosyal medya hesapları ağır hakaretler Türkiye'ye, Cumhurbaşkanımıza. Ve bütün küfürleri kendilerine olsun da. Onların kuruluş amacı zaten o gün kime karşı kuruldu? İngilizler bunları kime karşı kurdu? Osmanlı'ya karşı. Kimle birlik olup kime saldırdılar? İngilizler bir olup Türk devletine, Türk askerine saldırdılar. Bunların kuruluş amacı Türk düşmanlığıdır. Bizim bütün devlet adamlarımızın onlara gösterdiği hüsnü niyet, hüsnü muameleye karşın onlar en ufak bir şeyde ağızlarından tabirimi herkes mazur görsün, zibil akıyor. Mezbele akıyor. Başka Türk milletine, şey Türk devletine karşı. Dün onbaşıyla yönettiğimiz Bedeviler. Halt etmiştir. Evet. Hocam bir de Aşura'da da değindiniz. Güvenli bölge. Sert bir şekilde de eleştirdiniz. Şu anda yine bir güvenli bölge konusu geçiyor. Şanlıurfa'ya ABD askerleri geldi. Sınıra geçiyorlar. Orada devriye attıkları da oldu. Televizyonları da yansıdı. Güvenli bölge. ABD'nin birçok yazar da buna değindi de. ABD'nin olduğu yerde güvenli bölge olur mu?
Bu tarz şeyler bize işte ne katar? Derler ki neden Amerika'da hiç ihtilal olmaz? Cevabı, çünkü Amerika'da Amerika sefareti yoktur. Büyükelçiliği yoktur. Bunlar fitne yaymaktan başka bir şeye yaramaz. Allah da şahit, bu kadarcık aklı olan da bilir Amerika niye oradadır. Büyük İsrail'i gerçekleştirmek, İsrail hilalini gerçekleştirmek, Türk devletini Türk dünyasından ve İslam dünyasından coğrafi olarak koparıp bir anda Şamaroğlu'na dönüştüreceği bir cumhuriyetçilik. Biz hala ona hüsnü niyet besliyorsak, ondan iyilik bekliyoruz. Yani şeytandan iyilik beklemek ne kadar akıllıca olur. Şeytandan iyilik beklemek. Amerika'dan bir İslam ülkesi iyilik bekliyorsa, bence aklını gözden geçirmek durumundadır. İslam dünyasına Amerika iyilik değil. Bu projesi bütün İslam coğrafyasını kapsayan bir projedir. Nedir o? Olursa milliyet kavgası çıkarmak, kavmiyet kavgası. O yoksa mezhep kavgası. O yoksa aşiret kavgası. O yoksa coğrafya kavgası, güneyli kuzeyli kavgası. Yani bir bahaneyle Libya'da neyin savaşıdır? Mezhep aynı, kavim aynı, din aynı, dil aynı. Neyin savaşıdır? Somali'de, Mali'de, Nijerya'da, Mısır'da, Sina Yarımadası'ndaki camide cemaati namaz halinde katliam ettiler. Neydi onlar? O namaz kılanlar Sünni değil miydi? Evet. Yani millet bilinçli olarak mı, nadanlığından mı Şii Sünni savaşı tahayyül ediyor? Onun üzerine işte mezhep savaşı. Mezhep savaşı yok. Ben de en başından beri ısrarla bunu diyorum. Mezhep savaşı yok. Amerika'nın ve Batı'nın taşeron terör örgütleridir. Bizim bir takım saflarımız, mallarımız ya da psikopatlarımız ya da aç uçlarımız ucuza satılıp bunların hizmetinde onlara hizmet ediyor. Anlatabildim evet. mi? Ha, gelelim güvenli bölge meselesine. Türkiye Cumhuriyet Devleti sınırlarını güvenliği altında tutmak hakkıdır her devlet gibi. Bizim detaylarını çok iyi bilmediğim, kaba taslak basından takip ettiğim kadarıyla bir Adana Anlaşması var. Ta Cumhuriyet'in evvellerinden evet. beri. Bu bizim hakkımız. Fakat bu bir şatranç oyunu. Amerika bu bölgede olduğu sürece biz fitneden kurtulmayız. Amerika niye bölgededir? Dediğim gibi Büyük İsrail'i oluşturmanın derdindedir. Vilayet-i Sitte'yi de Ermenilere vererek Türkiye'yi bu yanlara yığıştıracak. Allah o fırsatı onlara vermesin. Yani. Kendisi onları olsun inşallah. Şimdi biz ona hiçbir anlaşmayla bölgede varoluşuna meşruiyet vermemeliyiz. Onun bu bölgede bulunması gayrimeşrudur. Suriye topraklarına onun mahiyetinde girmek ona meşruiyet verir. Bizim günübirlik politikamıza hizmet edebilir ama uzun vadeli ne milletimize ne devletimize yarar sağlar o. Her kazanımını o kendi lehine çevirir, bizim aleyhimize çevirir. Onun için yani onun bölgede bulunmasına meşruiyet verecek şeylerden kaçınmalıyız diye düşünüyorum bir. İki,
Geçen de bir konferansta arz etmiştim. O da bir kanalla canlı yayınlanıyordu. İran İslam Cumhuriyeti bu konuda üstüne düşeni yapıp ikisiyle de dosttur. Çok şükür ki böyledir. Devletimiz muhakkak alttan alttan görüşüyor ama bence çok alenileşmesi lazım bu işin. Türkiye Cumhuriyeti'nin devlet itibarına halel gelmeyecek bir formülle. Bu mesele bir türlü çözülmeli. Bizim Suriye arasında. Bizim onunla bir savaşımız, onun bizimle bir savaşı yok ki. O ülkeye teröristler girdi. O da kendisini savunma refleksi gösteriyor. Bunun sebebi neydi? Suriye'de iktidar boşluğu doğsun. Beşşar düşsün. Irak'ta Saddam düştükten sonra kuzeyinde doğan boşluk gibi burada da bir boşluk doğsun. Bunlar büyük İsrail'i kursunlar. Kantonları birleştirip falan filan. Ben de başından beri Beşşar'ı bu sebeple destekliyorum. Çünkü o düşerse devlet düşüyor. Yani yapıştırıcı unsur gidiyor aradan. Şu anda Allah aşkınıza vakia bundan başka mıdır? Ne? Beşşar düştü. Devlet kalmıyor. Evet. Suriye gerçeği bu. Haklı, haksız, doğru, yanlış. O ayrı bir mesele ama vakayı tespit adına diyorum. Beşşar düştüğü an Suriye'de devlet yok artık. İç savaş asıl o zaman başlar. Ve de büyük İsrail rüyası o zaman gerçek olur. Ben onun için ısrarla diyorum ki bize bugün Beşşar lazım. Onu desteklemeliyiz, onu korumalıyız. Suriye'nin toprak bütünlüğü yara alırsa, ortadan kalkarsa, orada devletçikler oluşursa, orada bölünürse bunun sonuçları bize de yansır. Zaten asıl amaç bizi bölmek. Evet. Anlatabildim mi? Şu anda da eski haline, eski ilişkimize çevirmeye devam ediyoruz. Yani en son ben bunu diyorum. Vardı. Bir, Suriye ile anlaşarak ben girerim oraya. Ne arıyorsun burada? Suriye devletinin izniyle gelmişim. Bu onun toprağı değil mi? Birleşmiş Milletler bu devleti resmi tanıyor mu, tanamıyor mu? Tanıyor. Ben onun izniyle buradayım. Sen ne arıyorsun burada? 12 bin kilometre öteden gelip burada ne işin var sen? Sen ne arıyorsun burada? Sen burada bulunuşun gayrimeşru. Evet. Ben sınır güvenliğimi temin etmek için buradayım. Ve de komşumun müsaadesiyle önceden de yaptığım anlaşmalar da var. Sen burada ne arıyorsun? Rahat diyebiliriz. Uluslararası arenada bizim elimiz güçlü olur. Bizim orada bulunmamız meşru, onunki gayrimeşru olur. Ha, beri taraftan Deir ez-Zor bölgesi zengin petrol ve gaz yataklarına sahiptir. Saldırıların yaşandığı, IŞİD'in tamam en çok olduğu. Onun için o bölgeyi önemsiyorlar. Onun için kurmak istedikleri devletinde orada kurmak istiyorlar ki kaynak hazır olsun. O anda yoktu yeterince Kerkük'ü onun için işgal eder etmez. Onların kontrolüne verdiler falan filan. Ha, bu devletin izniyle efendim şirket adları demek bilmiyorum. Reklama mı girer, neye mi girer bilmiyorum. Reklama girer mi, girmez hocam. Mi? Filan şirketlere, batılı şirketlere ne şartlarda veriyorsunuz petrol çıkarmaları için? Aynı şartlarda benim şirketime ver. Bu anlaşmalar yapılabilir. Gidip Deir ez-Zor'a benim şirketimin bayrağı çekilir. Ben de şirketimi korumak yine ev sahibi devletin izniyle oraya onları koruyacak sayıda asker koymak hakkım. Anlatabildim mi? Bayrağımı çeker, petrol, gaz çıkarıp. Düşünsene biz
Bir de bu minvalde birçok farklı partiler de bunu diyor. Ortak akıl da bunu diyor. Batı Asya, Rusya'yı da nazır olarak da alabiliriz, ortak olarak da alabiliriz, sorun yok. Batı Asya'yız. Hı hı. Türkiye, Azerbaycan, İran, Irak, Suriye, Filistin, Lübnan. İşte Akdeniz'in doğu sınırdaşları. Hı hı. Bu sefer Suriye sınırında, Lübnan, Filistin sınırında ve kendi sınırımızda gaz aramak çok da olakımız. O birisi 12 bin kilometreden, o birisi 5 bin kilometreden, o birisi 3 bin kilometreden gelinmiş buraya. Ben evimin içinde petrol veya gaz aramama diyorsan burada ne arıyorsun? Asıl sen ne arıyorsun? Sen ne arıyorsun? O zaman çok rahat deriz. Uluslararası meşruiyet zemini de bizim lehimize olur. Güç dengesi de öyle bizi tehdit edecek durumdan çıkar. Evet. Benim görüşlerim bu yöndedir. Anlatabildim evet. mi? Ama Amerika'ya meşruiyet kazandırırsak bizi yani bir türlü sorundan kurtulmayız biz. Yani şeytanın terkine binilmez. Ben bunu biliyorum. Evet. Bunu söylerim. Bu arada sonuna geldik hocam. Eklemek istediğiniz bir şey varsa son olarak. Bugün sosyal medyada bir şey dedin. Evet, ona da son olarak değinelim. Sizin 2013 Hatay'da Gadirhum Bayramı kutlamasında oradaki programda bir konuşmanız var. 2013 yılıydı. Siz diyorsunuz ki oradaki videoda, videoyu da verebiliriz bu arada da. Seyredebilirler seyircilerimiz ama biz yine özet geçelim. Türkiye 5000 kişilik bir terörist grupla yıllarca çatıştı, yıllardır onunla mücadele etti. Ancak sonunda da teslim olduk. Çözüm sürecini işaret ediyorsunuz. Ardından da diyorsunuz ki Suriye'de de o dönem her yerden teröristler geliyor, terörist gruplar. Suriye'de de bir mücadele var. Oradaki askerler, oradaki mücadeleyi bırakmadılar. Teröristlere karşı savaşlar ve ülkenin bağımsızlığını sağlamaya çalışıyorlar. O kadar rüşvet, o kadar saldırıya rağmen. Bu konuyla ilgili bir gazeteci sizi eleştirmiş. Eleştirinden de ötede birkaç ifade var. Namertlik yapıyor, evet. Namertlik yapıyor. Hı hı. Şimdi siz orada neden bahsettiniz hocam? O dönem hem çözüm süreci ve sonrası. 10 dakikaya aşkın bir konuşmadır o, evet. Değil mi? Hı hı. 17 dakikalık bir konuşma toplamda. Evet, şimdi 50 saniye almış sadece. %95'ini kırparsan, hı hı, geriye lat agrabus salat kalır. Hı hı. Aynı namertliği bizim kendi camiamızdan da yapanlar olmadı, hı hı, mı Tuzla'daki konuşma, evet, için? Ondan küçük. Yani %90'ını kırpıp, işte sadece salatın derdi bu. Filancıyı savunmak, filancıya karşı falan filan, gör ne güne kaldık ki. İmam Hüseyin'in Selahattin Özgürlüğü'ne karşı koruyur pozisyonu almaya fırsat gelmişken girişenler oldu falan. Kur'an bize diyor ki, düşman da olsanız, hı hı, namert, zalim, haksız, düzenbaz olmayın. Adil olun. Adil olun. Adalet takvaya yakışandır. Yani erdemli insan olmanın gereğidir. 90 dakikalık, 17 dakikalık konuşmanın 50 saniye. 50 saniyesini kırpıp boyan bu yanını. Tarihte belirtmeden. Sanki bugün yaşanmış gibi. Öyle bir o cümleyi kurmuş gitmişim. Ben orada yine de bu ülkenin, bu milletin birliğini, dirliğini savunmuşum. O gün teröristin işte gizli tanık ifadesiyle FETÖ'nün bilmem neleri, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni Sayın Genelkurmay Başkanı'nın şahsında, başbuğun şahsında prangalayıp Silivri'ye kattı.
Son da Sayın Cumhurbaşkanımız kumpas olduğunu dedi ki o dava çöktü. Hı hı. Kimin kumpasıydı? Amerika'nın, FETÖ'nün, Suudi'nin. Öyle mi? Evet. Kendi Genelkurmay Başkanımızı biz bunu yaptık diye derken orada ısrarla başladı. Ne demişim? Dünyanın en münazzam, en muazzam, en şanlı ordusun. Orayı almamış. Ha. O bölümü almamış. Namertsin de demek ki. Yani düşman da olsa mert ol. Demek ki sen bu milletten değilsin. Bu millet mert millettir. Sen kimin nesisin bilmiyorum. Soyun boyusun. Abi birileri de ağzını açmış. İşte yok İran, Turan. Olan yerinden kalkan bize İranlı mı diyecek? Yani Şia ise İranlı. Biz Azeri Türküyüz. Azeri neye intisap ediyor? Azerbaycan kökenli Türküz. Evet. Oradan buraya da senin sayene gelmemişiz. Biz toprağımızla beraber iltihak etmişiz. Toprağım doğdu orada, kendim de buradayım. Öyledir Kars Erdoğan olarak. Cumhuriyet kurduk, Türkiye Cumhuriyeti'ne iltihak ettik, toprağımızla beraber gelmişiz. Nereye gideceğiz? Sen bana bir yer gösteremezsin. Bu toprak benim. Şii'yim, Caferi'yim, İsnaşeri'yim, Alevi'yim, Onki İmamcı'yım. Hepsi tamam. Bu yurt da tam da bizim yurdumuzdur. Eyvallah. Bu yurdu Türk yurdu yapanlar Hacı Bektaş Gülbentleri'yle yapmışlardır. Siz burada yabancısınız. Vahabiler tam da darbe yiyirken Nijerya'da hedefinize ulaşıyorsunuz. Bir türlü bir generale 3-5 kuruş yedirip oradaki Ehl-i Beyt dostlarını katliam yaptırırsınız. Şimdi bu Suud oyunuyla burada da bizi hedef alanlar esas bir yerlerin demek ki ameleliğini yapıyor. Evet. Hele böyle bir dönemde. Anlatabildim mi? Umarım dikkatli savcılar vardır. Ne kimse görürler. Bizim milliyetimizi sorgulayabilir, ne milliyetçiliğimizi sorgulayabilir. Halt etmiş kim olursa olsun. Hangi cehenneme de gidecek gitsin. Bura benim, bu yurt benim yurdumdur. O ordu da benim ordumdur. Evet. O ordu prangaya vurulduğu gün ben bunları demişim. Defalarca söylediniz. 2013'te, 14'te o kumpasların yaşandığı tarihte tek konuşan sizdiniz. Ve o orduyu savunan bendim. Evet. Ve de yine övgüyle başlamışım. Dünyanın en münazzam, en muazzam ve en şanlı ordusu demişim. Hı hı. Sonunda ne etti ordumuzu? Ben kaçta konuşmuşum? 13'te. Benim 13'te. Ordum ne zaman prangaya vurulmuş? 2012'de. 12'de. Hı hı. Öncesinde o de. O yara yüreğimde. Evet. Çuval meselesini benim kadar dert eden oldu mu? Amerikalı diplomatın yüzüne şamar gibi vurdum. Sizin vatanseverliğinizi kimse sorgulayamaz hocam. Hepimiz şahidiz. Halt etmiş herkes yerine oturacak. Kimsenin haddi değil. Hı hı. Kendisi nereye satılmışsa gitsin o cehenneme gitsin. Yani, bu ülkede benim, bu devlette benim, bu orduda benim, bu poliste benim. Hı hı. Kim yabancılık hissediyorsa hangi cehenneme giderse gitsin. Kime satılmışsa oraya gitsin. Evet. O bölücü yazılar zaten 2-3 hani retweet deriz. 2-3 kişinin beğenmesinden fazla ileride gitmez. Umarım savcılarımız, diğer görevliler de bu bölücü yazıları görüp gerekli. O konuda avukatlarımız da gereğini yapsınlar. Gerekli işlemleri yapsınlar. Yani ben bilmiyorum şimdi bunun karşılığı nedir hukukta. Mahkeme buna ne verecek? Böyle ağzına gelen laf konuşacak, bir toplumun kanaat önderini laf edecek, o da kisesinden mi gidecek? Biz gereken şeyleri aldık hocam. Hukukçularımız bununla ilgilensinler. Paylaşımların hepsini ekran görüntüleri alındı. Sizin avukatlarınız Zeynep Bey'de avukatlara derhal verilecektir mutlaka. Hocam teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Ben güzel teşekkür sohbet ederim. Allah bütün İslam coğrafyasını ve ülkemizi emperyalizmin, siyonizmin hudâ, hüyle ve entrikasından muhafaza buyursun. Ülkeme, devletime, milletime, orduma suikast düşünenleri
kendi kastıyla, o kötü kastıyla boğsun. Ve Allah gazabına, azabına uğratsın. Birliğimizi, diliğimizi bozmasın. Bozmaya çalışanları da kar perişan etsin. Amin. Çok teşekkürler. Herkesi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Evet, programımızın sonuna geldik. Haftaya aynı gün, aynı saatte görüşmek üzere. Hoşça kalın, dostça kalın.